Hello, I'm teacher Gizem and I'm teacher Büşra. We miss you a lot. How are you today? We are perfect because we are together with you. I hope everybody is healthy and great too. Today we will learn some vocabularies. Let's start. Injurious. Yaralanmalar. I N J U R I E S. Injurious. Bump. Çarpmak. B U M P. Bump. Cramp. Cramp. C R A M P. Cramp. Splinter. Kıymık. S P L I N T E R. Splinter. Blister. Su toplaması. B L I S T E R. Blister. Whiplash. Omurga incinmesi. W H I P L A S H. Whiplash. Burn. Yanma. B U R N. Burn. Bruise. Çürük, morarma. B R U I S E. Bruise. Graze. Sıyırmak. G R A Z E. Graze. Sprain. Burkmak. S P R A I N. Sprain. Twisted ankle. Bilek burkulması. T W I S T E D space A N K L E. Twisted ankle. Cut. Kesmek. C U T. Cut. What are the most common parts of the body injured? Ankle. Elbow. Head. And knee. One more. Shoulder. Vücudun en sık yaralanan bölgeleri nelerdir? Bilek, dirsek, kafa, diz, omuz. How can I reduce my risk of sports injuries? There are many ways you can help prevent sports injuries. Spor yaralanmaları riskimi nasıl azaltabilirim? Spor yaralanmalarını önlemeye yardımcı olmanın birçok yolu vardır. Choose sports and activities that are less dangerous. Daha az tehlikeli sporları ve aktiviteleri seçin. Don't play the same sport or do the same activity year-round. This is especially important for children. Yıl boyunca aynı sporu yapmayın veya aynı aktiviteyi yapmayın. Bu özellikle çocuklar için önemlidir. Mix up your routine. Your body needs an exercise, strength training with weights or resistance or and flexibility. Rutininizi karıştırın. Vücudunuzun egzersiz, ağırlık veya dirençle kuvvet antrenmanı ve esneklik kombinasyonuna ihtiyacı vardır. Drink plenty of water before, during and after any exercise. Herhangi bir egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında bol su için. Learn proper technique and use it all the time. Uygun tekniği öğrenin ve her zaman onu kullanın. Listen to your body and don't push too far. Rest when you are tired. Stop any activity that doesn't feel right. Vücudunuzu dinleyin ve fazla zorlamayın. Yorulduğunuzda dinlenin. Rahat hissetmediğiniz zaman herhangi bir aktiviteyi durdurun.
Start slowly and build gracefully. For example, start with walking and build up to jogging before you enter a race. Yavaş başlayın ve yavaş yavaş ilerleyin. Örneğin, yürüyüşle başlayın ve bir yarışa girmeden önce koşuya geçin. Stretch before and after every workout. Warm up before and cool down afterward. Her antrenmandan sonra ve önce gerinme hareketleri yapın. Önce ısının, sonra gevşeyin. Wear proper shoes and safety equipment and make sure they are always in good condition. Uygun ayakkabı ve güvenlik ekipmanı giyin. Her zaman iyi durumda olduklarından emin olun. How do I take care of myself after a sports injury? If you get hurt during physical activity, stop playing or exercising immediately. You can cause more harm if you keep going. Bir spor yaralanmasından sonra kendime nasıl bakarım? Fiziksel aktivite sırasında incinirseniz eğer, hemen oynamayı veya egzersiz yapmayı bırakın. Devam ederseniz daha çok zarar görebilirsiniz. Most minor sports injuries get better in a few days with the RICE method. Küçük spor yaralanmalarının çoğu RICE yöntemiyle birkaç gün içinde iyileşebilir. Rest. Don't use the injured area for a few days. If you injured your lower body, consider using crutches so if you don't put your weight on the injured area. Dinlenme yaralı bölgeyi birkaç gün kullanmayın. Vücudunuzun alt kısmı yaralandıysa ağırlığınızı yaralı bölgeye vermemek için koltuk değneği kullanmayı düşünebilirsiniz. Ice. Put ice or cold packs on the injured area to reduce pain and swelling, for example, 15 to 20 minutes every 4 hours. Buz. Ağrıyı ve şişkinliği azaltmak için örneğin her 4 saatte 15 ila 20 dakika yaralı bölgeye buz veya soğuk paketler koyarak geçirebiliriz. Compression. Wrap the injured area in an elastic bandage to provide support and reduce swelling. Make sure it's snug but not so tight that it hurts or cuts off blood circulation. Basınç, destek sağlamak için, şişkinliği azaltmak için yaralı bölgeyi elastik bir bandajla sarmalıyız. Rahat olduğundan emin olun. Ancak kan dolaşımını incitecek veya kesecek kadar sıkıcı olmamalıdır. Sıkı olmamalıdır. Elevation. Prop up your injured body part if possible above the level of your heart to rest it and reduce swelling. Use a pillow or something similar to keep the injury above your heart. Yükseklik. Dinlendirmek ve şişmeyi azaltmak için yaralı bölgenizi mümkünse kalbinizin seviyesinin üzerinde tutun. Yaralı kalbinizin üzerinde tutmak için bir yastık veya benzeri bir şey kullanın. Now your turn. Yes. How can we protect ourselves in winter? Wear a hat most heat is the loss to your head. So always wear a hat when you go out. Kafamızda çok ısı kaybı olur. Bu nedenle dışarı çıkarken daima şapka takmalıyız. Now we learn so many information about injuries. How can we protect ourselves? If we hurt somewhere, what we will do? Now teacher Büşra will explain something to us. How can we protect ourselves in the winter? Wear a hat most heat is lost through your head. So always wear a hat when you go out. Kafamızda çok ısı kaybı olur.
Bu nedenle dışarı çıkarken daima şapka takmamız gerekiyor. Get relaxed in bed. Use a water bottle and electric blanket to warm the bed. But never use a hot water bottle and electric blanket together. Yatakta rahat olun. Yatağı ısıtmak için sıcak su şişesi ya da elektrikli battaniye kullanın. Ancak asla sıcak su şişesi ve elektrikli battaniyeyi aynı anda kullanmayın. Bu tehlikeli olabilir. Keep active. This generates heat to help keep your body, hands and feet warm. If you are sitting down, a scarf or blanket will provide a lot of warmth. Aktif olun. Bu vücudunuzu, ellerinizi ve ayaklarınızı sıcak tutmak için yardımcı olacaktır. Vücudunuzun hareket ettiğiniz zaman ısı üretmesine sebep olur. Oturuyorsanız bir şal alın veya bir battaniye. Bu size çok fazla sıcaklık sağlayacaktır. Wear gloves. Gloves made of wool, it keeps warm your hands. So it's very important to have a pair of waterproof gloves as well. Ellerinizi sıcak tutun. Eldiven giyin. Yalıtkan özelliklere sahip yün, deri veya başka malzemelerden yapılmış eldivenler ellerinizi sıcak tutmak için en iyisidir. Ancak kışın oldukça bu eldivenleri giydiğimiz zaman ısınabilir ve elleriniz ısındığında ellerinizin ısısı havaya aktarılır. Örneğin kış mevsiminde biliyorsunuz ki kar yağıyor. Kar yağınca ne yapıyoruz? Kardan adam yapıyoruz, karla oynuyoruz. Bunun sonucunda ellerimiz ıslanıyor. Bu durumda eldivenimizin su geçirmez olması bizim için harika olacaktır. Çünkü ellerimiz ıslandıkça bu hastalığa davetiye çıkarmaktır. Pull your sleeves down. Minimize any gaps between your gloves and clothing so cold air can't get in. Warm air needs to be able to circulate around your fingers so it's important to make sure your gloves aren't too tight. Wiggle your fingers. If your fingers or toes feel cold, wiggle them to stimulate blood flow. Kollarınızı aşağı indirin. Soğuk havanın içine girmemesi için eldivenleriniz ve kıyafetleriniz arasında boşluk olmamasına özen gösterin. Sıcak havanın parmaklarınızın etrafında dolaşabilmesi için bu gereklidir. Yani eldivenimizi giyip, örnek veriyorum kazağımızı, sivetimizi böyle yaptığımız zaman buradan soğuk hava bizim ellerimize tekrardan giriyor. Bunun olmaması için arada boşluk olmamasına özen gösterin. Bu nedenle eldivenlerinizin çok sıkı olmadığından emin olmanız gereklidir. Parmaklarınızı oynatın. Hareket kan dolaşımını hızlandıracaktır. Parmaklarınız veya ayaklarınız üşüyorsa kan akışını uyarmak için onları sürekli hareket ettirin. When we are protecting our bodies, don't forget to eat healthy foods. Now, we will talk about some vegetables. Şimdi, bu ana kadar biz vücudumuzdaki yaralanmalardan konuştuk, vücudumuzu nasıl korumamız gerektiğini konuştuk. Evet, yaralanmalar olduğu zaman ne yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olduk. Ya da kışın hava soğuk olduğu zaman nasıl kendimizi korumamız gerektiğini öğrendik. Bunların yanı sıra en önemli şey de beslenmemize dikkat etmemiz. Şimdi teacher Büşra bize bazı sebzeler hakkında, onların vitaminlerinden, içerdiği maddelerden bahsedecek. Şimdi teacher Büşra'yı dinliyoruz. Bize sebzeler hakkında bilgiler verecek. Ama önce teacher Büşra'ya bir soru soracağım. Çünkü bazı öğrencilerimiz bildiğim kadarıyla sebzeyi sevmiyor. Genelde cips tarzı ya da şeker, çikolata, bisküvi tarzı şeyler yeniyor. Ama hiç ben görmedim yani çoğu zaman okulda bir elma yiyen ya da
hani sandviç yiyen görmedim. Şimdi soralım bakalım teacher Büşra'ya. Do you like vegetables? Teacher yes. Büşra. Yes, I do. What about you? I do too. Okay. Now we can listen. We can listen, teacher Büşra. Many of you want like it, but trust us. Your body loves it and needs it. Birçoğunuzun bundan hoşlanmayacağına eminiz. Ama bize güvenin ki vücudunuz bunu seviyor ve buna ihtiyaç duyuyor. Well, these are green leafy vegetables and we need them. Bunlar yeşil yapraklı sebzeler ve vücudumuzun bunlara gerçekten ihtiyacı var. So, let me tell you why green veggies are important for you. Teacher Büşra, yeşil sebzelerin neden önemli olduğundan şimdi bize bahsedecek. Vegetables like spinach and broccoli are rich in folic acid. Ispanak, brokoli gibi sebzeler folik asit açısından zengindir. Which keeps your heart healthy and the brain sharp. Bu da kalbinizi sağlıklı ve beyninizi zinde tutar. Spinach and broccoli have a lot of vitamin C. Ispanak ve brokolide çok fazla C vitamini vardır. Also, broccoli is great for reducing allergy symptoms. Brokoli ayrıca alerji semptomlarını azaltmak için de idealdir. Örneğin ilkbahar ayında biliyorsunuz ki bende oluyor. Gözümde kızarıklıklar, akıntı, kaşıntım, hapşurma, bunların azalması için benim bunlardan yemem gerekiyor mesela. Cabbage is rich in minerals, antioxidants and vitamins, particularly vitamins A, C and K. Lahana, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler özellikle A, C ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Cabbage help to heal your acne. Aknelerinizin iyileşmesine de yardımcı olur. Böyle sivilceleriniz eğer çikolata yemekten, cips yemekten çok sık çıkıyorsa demek ki ne yiyecekmişiz? Brokoli, ıspanak, lahana, bunları yememiz gerekiyor. Leaf greens also contain a lot of water. Yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda su vardır. Which keeps you hydrated and makes your skin look beautiful. Bu da sizi nemli tutar ve cildinizin güzel gözükmesine neden olur. Green veggies like cauliflower and green peppers contain vitamin C, which boosts your immune system and help your body fight with diseases. Karnabahar, yeşil biber gibi yeşil sebzeler bağışıklık sisteminizi güçlendiren, vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olan C vitamini içerir. Also, green veggies are rich in vitamin E and C, which work together to make your skin healthy. Ayrıca yeşil sebzeler cildinizi sağlıklı hale getirmek için birlikte çalışan E ve C vitaminleri açısından zengindir. And protect you from damaging UV rays of the sun. Sizi güneşin UV ışınlarından da korur. Did you know that broccoli has more protein than steak? Steak? Brokolinin biftekten daha fazla protein içerdiğini biliyor muydunuz? So, healthy, eat healthy and green and keep your stomach clean. O halde sağlıklı ve yeşilliklerle beslenirseniz mideniz tertemiz olur. A simple way to help your body stay warm this winter is to drink water. Kışın vücudunuzun sıcak kalmasına
yardımcı olmanın en basit yolu bol bol su içmektir. Drinking water keeps your body temperature stable. Su içmek vücudunuzun ısısını sabit tutar. People drink less water when it's cold. Hava soğukken insanlar genellikle daha az su içerler. You may want to carry a water bottle with you. Siz de yanınızda bir şişe su taşımak isteyebilirsiniz. Now we will ask some questions to you. I will ask only two questions. It's coming. But this question is so easy, I think you can find the answer easily. Which one is not healthy food? Which one is not healthy food? The answer is the sugar. Sugar, yes. Sugar is not healthy food. Next one. What shouldn't we wear in the winter? What shouldn't we wear in the winter? The shorts. Answer is shorts. 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 Okay. Our live activity finished. See you, everybody. See you. See you.